sol üst köşedeki molekülü adlandırmamız gerektiğini varsayalım. İlk olarak karbonları numaralandırmamız gerekiyor. Bu birinci karbon olsun. Bu ikinci, üçüncü ve dördüncü karbon şeklinde devam eder. Fark ettiyseniz elimizde ikinci karbondan başlayan bir çift bağ var. Bu yüzden bu molekülün adı iki büten olur. İki dedik çünkü çift bağımız ikinci karbondan başlamıştı. Büt dedik çünkü molekülde 4 karbon var ve son olarak N dedik çünkü çift bağ var. Peki sağdaki molekülü nasıl adlandırabiliriz? Karbonları yine aynı şekilde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü şeklinde numaralandıralım. Burada da ikinci karbondan başlayan çift bir bağımız var. Bu yüzden bu molekülün adı da iki büten olur. Ancak çift bağda serbest dönme olmadığı için bu ikisi aslında farklı moleküller. Tek bağlarda serbest dönme görülürken çift bağlarda bu durum söz konusu değil. Yani soldaki molekülü sağdaki molekülle aynı olacak şekilde döndüremeyiz. Bu yüzden bu ikisinin birbirlerinin izomeri olduğunu söyleyebiliriz. Ancak izomerleri de bir şekilde birbirinden ayırabilmemiz gerekir. Cis-trans ya da cis-trans adlandırma sistemi kullanarak işte bunu yapabiliriz. Soldaki moleküle baktığımızda iki metil grubu olduğunu görüyoruz. Bu iki metil grubu da çift bağın aynı tarafında. Buradan bir çizgi çekersek iki metil grubunun da aynı tarafta olduğunu daha rahat görebiliriz. Bu cis izomeri olarak adlandırılır. Molekülün adının başına cis ekini ekleyelim. Biraz eğik yazmaya çalıştım. Evet, böyle. Yani burası cis 2 büten olur. Sağ taraftaki molekülde ise İki metil grubunun zıt taraflarda olduğunu görüyoruz. İki metil grubunun farklı taraflarda olduğunu daha rahat görmek için buradan bir çizgi çizelim. Bu da trans izomere olarak adlandırılır. Bunu da eğik yazalım. Böylece elimizde cis 2 büten ve trans 2 büten molekülleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu ikisi farklı özelliklere sahip farklı moleküller. Ancak cis-trans adlandırma sistemi kullanmak istiyorsak birbirinin aynısı olan iki grup bulmamız gerekir. Şimdi de aşağıdaki iki örneği karşılaştırarak hangisinin cis, hangisinin trans olduğunu bulalım. Birbirinin aynısı iki grup bulmamız gerekiyor. Bu tarafta çift bağa bağlı bir etil grubu var. Aynı şekilde sağ tarafta da çift bağa bağlı bir etil grubu bulunuyor. Bu iki etil grubu çift bağın aynı tarafında olduğundan bu cis izomeri olmalı. Sağ taraftaki iki etil grubu da farklı tarafta olduğundan bunun trans izomeri olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç örneğe daha bakalım. Ekranı biraz aşağı kaydıralım. Sol tarafta sinamal dehit molekülü var. Cis trans adlandırma sisteminden yararlanmak için birbirinin aynısı iki grup bulmamız gerekiyor. Metil grubu veya etil grubu kullanma zorunluluğumuz yok. Hidrojen atomlarına da bakabiliriz. Çift bağa baktığımızda yukarıda bu karbona bağlı bir hidrojen ve aşağıda aynı şekilde buradaki karbona bağlı bir hidrojen olduğunu görebiliriz. Bu iki hidrojen de çift bağın farklı tarafında yer alıyor. Bunu daha rahat görebilmeniz için buradan bir çizgi çekeyim. Bu iki hidrojen farklı tarafta olduğundan bunun trans olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu hidrojen atomları birbirinin karşısında yer alıyor. Şimdi de sağ taraftaki tetra sübsitüent olarak alken molekülüne bakalım. Cis-trans sisteminden yararlanmamız için birbirinin aynısı iki grup bulmamız lazım. Burada bir etil grubu ve şu tarafta da bir etil grubu var. Burada bir etil grubu, burada da bir izopropil grubu var. Moleküldeki iki etil grubu çift bağın aynı tarafında bulunuyor buradan bir çizgi çekerek bu iki grubun aynı tarafta olduğunu daha rahat görebiliriz. Yani bu molekülün cis olduğunu söylemek mümkün. Bu çift bağda cis dizilimine sahip. Şimdi de soldaki bu çizimle sağdaki çizimi karşılaştıralım. İlk bakışta bu ikisinin birbirinin izomeri olduğunu zannederek cis trans adlandırma sistemini kullanabileceğinizi düşünmüş olabilirsiniz. Ancak bu mümkün değil. Çünkü bu ikisi aslında aynı molekülün farklı iki çizimi. Soldaki çizimi alıp döndürdüğümüzde sağdaki çizimi elde ederiz. Yani bu ikisi birbirinin izomeri değil, aslında aynı molekül. Buradaki karbona bakarak bunu kolayca anlayabiliriz. Bu karbona bağlı birbirinin aynısı iki grup olduğunu görüyoruz. Bu yüzden burada cis-trans adlandırma sisteminden yararlanamayız. Bu az önce yaptığımız örnekten farklı. Orada da birbirinin aynısı iki etil grubu vardı. Ancak bu iki etil grubu aynı karbona bağlı değildi. Tam tersine iki etil grubu farklı karbon atomlarına bağlıydı. Yani bu etil grubu bu karbona, bu etil grubu da buradaki karbona bağlıydı. Bu sebepten o örnekteki cis-trans adlandırma sisteminden yararlanabilmiştik. Yani çift bağımıza baktığımızda iki etil grubu da çift bağın aynı tarafındaydı. O yüzden çift bağın cis dizilimini temsil ettiğini söylememiz mümkündü. Ancak bunu burada yapmamız mümkün değil. Çünkü elimizde birbirinin aynısı iki grup olsa da bu iki grup aslında aynı karbona bağlı